Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 22. sözün ikinci makamı 5. lem'a. Tevhid dersi. E, aklını, kalbini, vicdanını ve izanını kullanmayı sağlayan çok güzel bir ders. Cenab-ı Hak bu hakikatleri hem kendi ruhumuza ve nefsimize emmeyi, emdirmeyi, hazmetmeyi hem de başka insanlara ulaştırmayı nasip eylesin. Nasıl ki bir kitap eğer yazma ve mektup olsa, onun yazmasına bir kalem kafidir. Mektup 10 tane de olsa, tek de olsa bir kalem yetiyor bir yazar, bir kalem yetiyor, tek kalem yetiyor. Onun yazmasına bir kalem, bir kalem kafidir. Eğer basma ve matbu olsa o kitabın hurufatı adedince kalemler yani demir harfler lazımdır. Ta o kitap tab edilip vücut bulsun. Şimdi daha önce yazılan kitapların basımı nasıl basılıyordu? harfler, demir harfler, çelik harfler bir araya getiriliyordu. Bir sayfa düzenine getiriliyordu. Sayfadaki bütün harfler tek tek diziliyordu bir sayfa halinde. Sonra onun üzerine bir mürekkep geçiriliyor ve o mürekkep geçirilen harfler de bir sayfanın üzerine basılıyordu. Dolayısıyla matbu olduğu zaman harf sayısınca nelerin olması gerekiyor? demir harflerin, çelik harflerin olması gerekiyor. O sayfa üzerine basılmış bir sayfada ne kadar harf var, o kadar da çelik harfin bulunması gerekiyor basımı için. Ama yazımı olsa elle veya bir insan yazsa onu, bir, bir kalem ona yetiyor. Ne kadar kalem gerekir diye söylenmez. Bir kalem yetiyor. Hepsini yazıyor. Ne kadar güzel. Bir e, örnek, bir model, bir tefekkür sayfası. Hele hele o kitabın bazı harflerinde gayet ince bir hat ile o kitabın ekseri yazılmış ise ne gibi? sure Yasin, lafz Yasin'de yazıldığı gibi. Bilemiyorum gördünüz mü? Ben gördüm birkaç örneğini. Mesela Yasin, onu yazıyor adam. Bu Yasin böyle bir e, içi boş şekilde yazılıyor. Ee, onun içerisine, o boş olan Yasin harfinin içerisine Yasin'in altı sayfası yazılıyor. Siz de uzaktan baktığınızda sadece Yasin şeklini görüyorsunuz. Ama yaklaştığınızda, aa bakıyorsunuz yazı var içerisinde. Bir bakıyorsunuz ki o Yasin yazısının içerisine ince harflerle altı sayfalık Yasin suresi yazılmış. Böyle bir harfi gördük uzaktan bir tek harf var. Yasin yazılı şeklinde. O bir tek harfin içerisinde bazı harflerinde mesela gayet ince bir hat ile bir kitabın ekseri yazılmış ise ki burada bir kitabın tamamı yazılıyor nerede Yasin kitabının tamamı yazılmış ise Sure-i Yasin lafzı Yasin'de yazıldığı gibi o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lazım ta tab edebilsin. Fıssubhân Allah. İş eğer basmaya gelirse o zaman o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lazım. Mesela o Yasin harfinin içerisinde ne kadar harf var? Diyelim ki on bin. On bin tane ayrı küçücük matbaada Matbaada basılmış ya küçücük çelik harfler lazım ki o tek sayfa basılabilsin aman ya Rabbi. Tabi evet, Allahu Teala kainatta yarattığı her şey bir kitap, bir mektup. Onlar da harflerden yazılmış. Hatta bazı harflerin içerisinde Belki de kainatın çoğunu içine alan özellikler var Allah'u Ekber. o zaman eğer onu bir tek kalemin yazdığı kabul edilmezse Haşa Allah muhafaza. Şimdi bu kainat kitabına geçmeden önce bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Diyelim ki e, elimizde bir tane kalem var. Bir tane mürekkep. Biz kalemi dikkate alın. Kalem, mürekkep bir de kağıt var. Üç tane şey. Bu kağıdın üzerindeki yazıların bu kalemle yazıldığını, mürekkeple yazıldığını kabul etmezsek yani bu mürekkebi, bu kağıdı kullanan birisi bunun kağıdın üzerine bu yazıyı yazmış dediği bir kabul etmezsek o zaman sanki o sayfanın üzerine o yazıyı o sayfanın yazdığını veya e, o mürekkebin o sayfa üzerindeki yazı yazdığını kabul etmek zorunda kalacak. Yani bunu bir kalemin yazdığını kabul etmediği takdirde böyle garip bir duruma düşecek Allah muhafaza. Aynen öyle de şu kitabı kainatı kalemi kudreti samedaniyenin yazması cümleye bakalım kalemi kudreti samedaniyenin yazması ve zatı ehadiyetin mektubu desen vücub derecesinde bir suhuret ve lüzum derecesinde bir makuriyet yoluna gidersin. O zaman şu kainat kitabını ve kitap içerisinde bulunan bütün mektupları Allahü Teala'nın buradaki vasıflandırmasına dikkat edelim. Kalemi kudreti samedaniye kudretin kalemi. Hangi kudret? Samedani kudretin, samedaniye. Yani hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allahu Teala'nın kudretinin kalemi. Bak bir tek zatın kudret kalemi. Buradaki kalem neymiş? Allah'ın kudreti. Yani Allah mesela diyelim biz bazen bir şey yazmak için bir kaleme ihtiyacımız var değil mi? Haş Allahu Teala'nın ezeli kudreti onun kalemi. O kudret kalemi yazıyor. Ne kadar güzel bir benzetme. Ve Allahu Teala mesela diyelim bir insan bir sayfaya bir şey yazsa sayfaya sayfa olsa da olmasa da o yazan insana bir şey kazandırma, bir şey kaybettirmez. Yani yazan kişi o sayfaya da muhtaçtı. O olmasa da olur, olsa da olur. Onun için bütün kainat Allah'ın samedani kudretinin kalemi kalemine muhtaç ama Allah hiçbir kainata kainatlarda milyonlarca kainat olsa hiçbir şeye muhtaç değil ama bütün kainat varlığıyla ve devamıyla o kudretin kalemine muhtaç. Kudret kalemi ve subhanallah. Başka yerlerde Üstad Hazretleri kelimatı kudret tabirini kullanır. Kudret kelimeleri. Maşallah. Demek Allahu Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu bir zatın kudret kalemi olduğunu kabul, et, kabul etmezse o zaman o ne kadar kolay oldu yani bir tane. Ama eğer tabiata ve esbaba isnat etsen imtina derecesinde suubetli ve muhal evet derecesinde müşkilatlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki tabiat için ya her bir cüz toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada milyarlarca madeni matbaalar ve hadsiz manevi fabrikalar bulunması lazım. Ta ki hesapsız çiçekli, meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin. Bir de okuyalım. Tabi buraya matbaaya benzettiği için verilen örnek de o zaman hani bir sayfadaki yazının yazılması eğer matbaadaki harflerle oluyorsa şeklen öyle görünüyor. Matbu olsa o kadar harflerin varlığı olması gerekiyor. Ama kalem olsa bir tek kalem yetiyordu. Mektubu, mektubun içindeki bütün harfleri, harflerin bütün şekillerini, her şeyini yapardı. Ama eğer siz bunu bir tek kaleme vermezseniz o zaman matbaadaki harflerin sayısınca tabiri caizse o kitap orada yazıldığına göre şu halde eğer Allahu Teala'ya verilmezse tabiata ve esbaba isnat etsen imtina derecesinde suubetli yani imkansız e, imkansız zorluk İm imtina derecesinde sohbet su suubetli zor yani imkansız evet Öbürü ise vücub derecesinde suhuletli. Ne kadar güzel. Biri vücub derecesinde suhuletli ve lüzum derecesinde makuliyet iken bu ise bir de okuyalım. İmtina derecesinde suhuletli ve muhal derecesinde müşkilatlı ve hiçbir vehim kabul etmeyen hani insan bazen faraza deriz değil mi? Burada vehim de kabul etmiyor yani. O kadar hurafatlı şöyle bir yola gidersin ki tabiat için dikkat buyurun şimdi ya her bir cüz'i toprakta hani diyelim bir çiçeğin yaratılması için Cenab-ı Hak toprak elementlerini harflerini kullanıyor zerrelerini kullanıyor atomlarını kullanıyor evet eğer biz bu atomları yani bu mürekkepleri bir kalem çiçek yaptı desek bak kolay oldu ve bu mürekkepleri bir ee, yaprak yaptı desek kolay oldu. Peki devam edelim. Meyve yaptı. Devam edelim. Bak, yeryüzündeki bitkiler sayısınca bitkilerin şekilleri, suretleri, renkleri sayısınca o harfler yani atomlar ne yapar? O mürekkepler rahat bir şekilde kullanılır. Ne ile? Bir tek kudret kalemiyle. Bu ne kadar kolay oldu. İnsan bir mürekkeple bir kalemle o mürekkebi kullanarak yüzlerce, binlerce kitap yazabilir. Ama eğer bunu bir kalem yazdığını kabul etmezse o zaman ne olacak? Her bir toprak parçasında dikkatle dinleyelim. Her bir katre suda, her bir cüz'i toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada milyarlarca madeni matbaalar. Ne yaptık o zaman? Ha demek ki bu atomlar, bir matbaa gibi dizilmişler. Bir çiçek çıkacak, o şekle giriyorlar. Başka bir çiçek, Allah muhafaza. Başka bir çiçek, başka bir yaprak o şekle giriyorlar gibi o zaman o kadar manevi fabrikaların ve matbaaların varlığını kabul etmek gerekecek. Allah muhafaza. Hani e, diyelim az önce verdiğimiz örnek gibi kağıdın üzerine bir cetvelle şey çizelim. Şöyle bir Cetvel, biraz sonra Hüseyin Hazretleri e, mastar ve mistar kelimesini verecek. E, orada da konu, konu daha net anlaşılacak. Bir kağıdın üzerine bir yazı çizdik. Ne ile? Mürekkeple. Kalem, mürekkep, çizdi. Eğer bunu bu kağıdın üzerine yazılmış olan e, çizgiyi, yazıyı, e, işte bir çiçeği, bir insan resmini aklımıza ne gelirse gelsin. Eğer bunu bir kaleme vermezsek o zaman gerçekten ya o sayfa üzerindeki şekiller kadar harflerle basılmış diyeceğiz. Matbaada o harfleri kabul edeceğiz. Ya da onu ee, Allah muhafaza şeyler, mürekkepler yazmış. Mürekkep yazmış diyeceğiz. Allah Allah. Onun için Üstad Hazretleri ya diyor orada o kadar varlıklar sayısınca bir damla suda, bir katre suda, ufacık bir cüz'i toprak parçasında veya havada milyarlarca madeni matbaalar ve hadsiz manevi fabrikalar. Ne kadar güzel. Manevi fabrikalar var, matbaalar var. Ne yaptılar onlar? Onlar onu yaptılar, yazdılar demek zorunda kalacak. Ta ki hesapsız çiçekli, meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak biz yeryüzünden, yeryüzü toprağından bütün meyveleri, bitkiler yarattık. Sonra sudan her şeyi yarattık. Bakın yine bunların yaratılmasına kullanılan harfler var. Onlarda da hava. Hava mürekkebi diyelim. Toprak mürekkebi diyelim. Veya elementler mürekkebi diyelim. Bunların hepsi birer mürekkep. Onları Cenab-ı Hak kalem, kudret kalemiyle onları güzel bir şekilde yazıyor. Eğer bunu kabul etmezsek o zaman diyeceğiz ki e, sebepperestler gibi o zaman diyecek bu e, şeyi hava yaptı, meyveyi, çiçeği, su yaptı, toprak yaptı, güneş yaptı, ısı yaptı demek zorunda kalacak. Sebeplere verecek. Veya onun üzerinde kendisi oluştu, tabi olarak toprağın üzerinde, suyun üzerinde, havanın üzerinde bunlar oluştu diyecek, tabiata verecek. Veya bunu oradaki mürekkep yazdı diyecek. Yani elementler yazdı bunu diyecek oradaki e, atomlar bunu, zerreler bunu yazdı diyecek Allah muhafaza. Böyle müşkilatlı, akla aykırı, yani vicdanın, izanın kabul etmeyeceği bir duruma düşülebilir Allah muhafaza. Bir de okuyalım. Demek hesapsız, çiçekli, meyveli masnuatın teşekkülatına mazhar olabilsin yahut, yahut her şeye muhit bir ilim, yani Allahu Teala'nın bir Allah'ın, bir tek zatın, ezeli ve ebedi bir tek zatın varlığını kabul etmemek o zaman yeryüzünde yaratılan bütün varlıkların sayısınca haşa ilahları kabul etmek zorunda kalınıyor. Ama yahut da diyeceksin ki her şeye muhit bir ilim, her şeye muktedir bir kuvvet onlarda kabul etmek lazım gelir. Ta şu masnuata hakiki mastar olabilsin. İkinci ihtimal, bunlar yapmadı da bunu o zaman şey yapmış. Her şeye muhit bir ilim, her şeye muhtedir bir kuvvet, onlarda kabul etmek lazım gelecek. Mesela diyelim bir atomu elimize alalım, topraktaki veya sudaki veya havadaki bir atomu elimize alalım. Hayalen bu atom e, papatya çiçeğine girince ayrı bir şekil alıyor diyelim. Başka bir çiçeğe girince ayrı bir şekil alıyor. Yani harflerin şekilleri, durumları değişiyor, yazılışları, yapraklarda değişiyor, meyvelerde değişiyor. E o zaman diyeceğiz ki bu bir atom, bütün yeryüzünde olmuş olan ve olacak bütün bitkileri tanır, biri birine karıştırmaz. Eğer bu papatya çiçeği ise bunu başka bir çiçeğe benzetmez. Ayrıca bu mürekkep, bu tabiri caizse bu mürekkep olan çiçeğin yazılmasında kullanılan mürekkep yani atomlar ta ilk papatyayı da tanıyorlar. Sonra kıyamete kadar gelecek papatyalar da tanır. Ona göre bu şekli verir ve yazar. Allah muhafaza yani. Böyle son derece akıldan uzak, vicdandan uzak, yani bütün dünyadaki insanlar bir araya gelseler, bir tek çocuğa bile bunu kabul ettiremeyecekleri bir hurafe, akıl dışı, vicdan dışı, izan dışı bir durum. Allah muhafaza. Çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüzü ekser nebatata menşe olabilir öyle mi? Evet bir toprağın içerisine sırasıyla bütün çiçekleri eksek veya bir suyu sırasıyla bütün bitkilere versek veya bir havayı sırasıyla bütün yeryüzündeki bitkilere verse ki veriliyor. Toprak bir, tek toprak. Hava bir, tek hava. Su bir, su. Bütün yeryüzündeki bitkilerin görünüşteki menşeleri tabiri caizse bu mürekkepler yani. Veya bu atomlar. O zaman bütün bu atom parçaları, atomlar yani küçük küçük parçacıklar ne yapıyorlarmış? Bir de okuyalım burayı. Çünkü toprağın ve suyun ve havanın her bir cüzü ekser nebatata menşe olabilir değil mi? Bütün bitkilere kaynak oluyor. Halbuki her bir nebat, her bir bitki meyveli olsun, çiçekli olsun. Teşekkülatı o kadar muntazamdır, o kadar mevzundur. Muntazam intizamlı, mevzun ölçülü, dengeli. Ne kadar mesela diyelim bir çekirdeğin içerisine bir hurma a, hurma ağacının programı yerleştirilmiş. O zaman bu programı yerleştiren su, hava ve toprak mürekkebi mi? Atomları mı? Allah muhafaza. Ne kadar intizamlı. Ne kadar mükemmel. Ne kadar harika. Veya bir insanın bir tek hücresinde insanın bütün özelliklerini okuyabiliyoruz genetik olarak. Bak yani insanın bir harf var. Hücre o bir hücre harfinde insanın bütün özellikleri yazılmış. Haşa o zaman bunu insanın vücudundaki hücrede bulunan şeyleri mi yazmış oluyor? Allah Allah. Atomlar, atom parçaları. Bitkilere örnekleri verelim, hayvanlar örnekleri verelim. Yeryüzündeki yaratılan bütün varlıklar için aynı şeyler söylenebilir. Teşekkürat o kadar muntazam, o kadar mevzundur, o kadar birbirinden mümtaz, ayrı. Harikalı. Yani diyoruz ki mesela bu falan bitki, ona göre şekil alıyor. Bu üzüm, bu falan üzüm türü, bu filan üzüm türü, o üzümlerin türlerine uygun da mümtaz. Farklı özellikleri de net bir şekilde ortaya... Mesela benim yüzümdeki, yeryüzünde bulunan bütün insanlara uymayan onların ayrı bir mümtazlığım var. Ayrı bir özelliğim var yani. O zaman benim yüzümdeki hücreler mi e, bu şekli aldılar? O zaman yeryüzündeki bütün insanların yüzlerini tanıyor. Evet. Sonra benim o yüzümde diğerlerine benzemeyen mührü vuruyor. Demek zorunda kalacak. Allah Allah. Onun için bir tek ezeli ve ebedi olan Allah'ı kabul etmeyenler varlıklar sayısınca ezeliyeti, uluhiyeti kabul etmek zorunda kalacaklar. Biri kabul etmemek ama bu kadar ilahları kabul etmek nasıl akıl ve mantıktır? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Allah onlara da, inanmayanlara da feraset lütfetsin. İnanan insanlara da gafletten uyandırarak, bizler de gafletten uyandırıp huzuru daimi nasip eylesin inşallah. O kadar birbirine mümtazdır, o kadar keyfiyetçe birbirinden ayrıdır ki, her birisine yalnız ona mahsus birer ayrı manevi fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır. Ne demiştik? Başa dönelim şimdi. Eğer bir harf mektup olsa, bir kitap eğer yazma ve mektup olsa bir kalem yetiyor. Evet. Ama matbu olsa harfler sayısınca manevi fa fabrikalar, matbaalar ve kalıplar olması gerekiyordu. Şu kainat bir kitaptır, bir mektuptur ve bazı harflerinde gerçekten bir kitap sıkacak kadar küçük harflerle yazılmış bilgiler de söz konusu, mektuplar da söz konusu. Mesela her bir ağacın, her bir çekirdeğinde, her bir meyvesinde o ağacın bütün özelliklerinin yazıldığını görüyoruz. İnsanın her bir hücresinde, insanın bütün özelliklerinin veya işte hayvan, hayvanların nutfelerinde, yumurtalarda, çekirdeklerde, hapbelerde, tohumlarda, bu kadar yazılmış olan şeyleri eğer bir tek kaleme, Kudret-i Samedaniye'nin kalemine versek kolay olacak. Vermesek o zaman varlıklar sayısınca matbaalar, fabrikalar lazım ki onlar yapılsın, meydana gelsin. Haşa. Demek, tabiat mistarlıktan mastarlığa çıksa, yani mistar, cetvel, mastar, kaynak. Mesela diyelim ki mürekkep kalemden, kalemin kaynağı, kalem, kalemin kaynağı değil mi? Kalemden çıkıyor mürekkep. O zaman e, kalem bunu yaptı veya mürekkep bunu yaptı bu harfleri demek zorunda kalacaklar Allah muhafaza yani. Evet. Mistarlıktan mastarlığa çıksa her bir şeyde bütün şeylerin makinelerini bulundurmaya mecburdur. İşte bu tabiat perestlik fikrinin esası öyle bir hurafattır ki hurafeciler dahi ondan utanıyorlar. Kendini akıl zanneden ehli dalaletin nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör ibret al. Hani güya inanan insanları gericilikle, yobazlıkla itham eden, iftira eden bu insanlar en akıllı kendilerini zannederken ama böyle Gerçekte nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret Elhasıl nasıl bir kitabın her bir harfi kendi nefsini bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suretle delet ediyor ve kendi katibini on kelimeli tarif eder ve çok cihetlerle gösterir. Diyelim ki bir A harfi gördük. A harfi tek bir şey gösterir. A harfidir. İki şey görmezsiniz. Bir harf görürsünüz. Kendini ne, ne kadar gösterilmiş? Bir harf kadar gösterdi. İki, kendi vücuduna tek bir suretle delat A harfinin tek sureti vardır. On sureti olmaz. Tek. Demek ki kendisi de tek görünen ve kendini tarif etmesi de tek. Bir tek suret var. Ne kadar güzel bir örnek. Bakın. Tek tarif. Ama onu yazan katibini o harf çok yönlerden tarif eder. Mesela benim katibimin hüsnü hattı var. Yazı güzel yazılmış. Demek ki hüsnü hattı var. Güzel yazı yazma özelliği var yazarının. Başka? Kalemi kırmızıdır. Rengi kırmızıysa o zaman ne diyor? Ha kalemi kırmızıdır. Başka? Sonra sonun ilmi vardır, kudreti vardır, hikmeti vardır. Bak hikmetli yazılmış. Rastgele bir çizgi değil. Belli bir şekil almış. Bak dolayısıyla bir tek harf kendisi açısından bir tek suret, bir tek tarif nefsine ama yazarı ve katip açısından onlarca özelliğini anlatır. Aynen öyle de şu kitabı kebir alemin her bir harfi maşallah. Bu kainatta büyük bir kitap. Şu A büyük alemin büyük alem kitabı. Büyük alemin kitabı maşallah. Şu büyük alem bir kitaptır. Ee, öyleyse onda yazılan harfler, mektuplar ne kadar çok? Her bir atom parçasından, atom altı partiküllerden ve diğer parçacıklardan galaksilere kadar ne kadar çok farklı mektuplar yazılmış ve şekiller, suretler, keyfiyetler söz konusu. E o zaman her bir harfi kendine cirmi kadar delalet eder. Görüntüsü o kadardır. Kendini o kadar tarif eder. Bir kaside ama ve kendi sureti kadar gösterir. Fakat nakkaş ezelin esmasını bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetler adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir. Müsemmasına şehadet eder. Mesela ne der? Beni Yaratan haydır. Çünkü hayatı var. Bak, beni yaratan haydır. Hakimdir, hikmetli yaratmış. Musavvirdir, şekil vermiş. Mukaddirdir, takdir etmiş. Sonra e, raz, rezzaktır, rızık veriyor. Sonra e, yardım ediyor, işte güneşi onun yardımına gönderiyor, suyu yardımına gönderiyor, havayı yardımına gö Sonra mülevvindir, ona uygun güzel bir renk vurmuş. Allahu Ekber. Sonra ilmi muhittir, bütün varlıklardan ayrı bir özellik vermiş ve onu biliyor, görüyor, ona göre onun ihtiyaçlarını temin ediyor. O dolayısıyla bir harf, belki bazı harfler e, Cenab-ı Hakk'ın isimleri sayısınca orada okutturuyor. Mesela insan kainatta bir harf gibidir, içine giriyorsunuz, ooo ne kadar mektup var içerisinde, göz ayrı mektup, kulağı ayrı mektup. Sonra göze giriyorsa o ne kadar kitaplar var. Hücreler ayrı bir kitap. Her bir kitapta 70 trilyon e, atom var. Atoma giriyorsunuz ayrı bir kitap. Allah. Harfin içerisinde milyarlarca, trilyonlarca kitap. Her kitabın içerisinde de kim bilir ne kadar çok kitaplar söz konusu. Onun için nakkaş ezelin esmasını bir kaside kadar kaside bir insanı övmek için yazılmış şiirlere, beyitlere, yazılara kaside denir. Bu açıdan bütün kainattaki mektuplar da Allah'ı met eder, Allah'a över ve Allah'ın güzel isimlerini ve sıfatlarını bize ya hal diliyle ya kal diliyle okur. Onun için her bir varlık Allah için bir kaside oluyor. Allah'ın yarattığı, Allah'a öven, Allah'ı met eden bir kaside. Bir kaside kadar tarif eder ve keyfiyetler adedince işaret parmaklarıyla o esmayı gösterir, müsemmasına şehadet eder. Demek hem kendini hem bütün kainatı inkar eden sofestayı gibi bir ahmak, hani sofestayların bir özelliği, onlar biz yoğuz, kainat da yok, hepsi hayal, gerçek değil diyorlar. Varlığı kabul etmiyorlar yani. Onlar bile yine Sani Zülcelal'in inkarına girmemek gerektir. Şu kainatı, şu mektupları görüp de o mektupları yazanı inkar etmek ne kadar akıldan uzak. Yani bu bu kadar bu, bu kadar akıldan uzak olduğu gibi yani kainatın varlığını kabul etmeyen sofistayiler bile yine Allah'ın varlığını inkar etmemeleri ve inkara girmemeleri gerekir diye muhteşem bir mühür vuruyor üstadımız. Cenab-ı Hak Gerçekten bu hakikatleri her varlıkta görmeyi nasip eylesin. Ve bu akıl değerlendirmesini, bu muhakemeyi, hem bu kalbi muhakeme, akli muhakeme, zihni muhakemeleri, fikri muhakemeleri yapmayı ve imanımızı inkişaf ettirmeyi nasip eylesin. Tabi diğer insanlar elimizden geldiği kadar bu güzel hakikatleri kırmadan, ona ruhlarına uygun örneklerle anlatmayı nasip eylesin. Tabi biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Bir fabrikada üretilen herhangi bir e, herhangi bir şeyi sanatı farkan çarkları yapmaz, yapamaz. Veya herhangi bir kitaptaki yazıları, kitaptaki harfler, kitaptaki sayfalar yazamaz. Benim vücudumdan çıkan herhangi bir e, sesi, vücudumun harfleri, kelimeleri ve yazıları yapamaz. Hiçbir şey, hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Hepsi bütün hepsi bunların çünkü harftir. Bunların tamamını yaratan Allah'tır. Biz de sadece Allah'tan yapmasını istiyoruz o kadar. Kainat da Allah'a dua ediyor. Hal diliyle bir araya gelerek ya Rabbi bu varlığı yarat diye insanlar da Allah'tan istiyor Allah yaratıyor. Konuşmayı ben istiyorum Allah yaratıyor. Elimi kaldırmayı ben istiyorum Allah yaratıyor. Buradan tutalım. Bütün kainattaki varlıklara hepsi Allah'ın yaratmasıyla, var etmesiyle kudret kalemiyle yazılıyor. Kader kalemiyle çiziliyor, kudret kalemiyle de yaratılıyor. Hikmet kalemiyle, hikmetler, maslahatlar, faydalar, rezzak ismiyle rızıklar, hay ismiyle hayatlar ve bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden tecelli, isimleri tecelli ederek yaratılıyor, var ediliyor. Evet, bu açıdan baktığında bir insan her bir varlık üzerinden Allahu Teala'nın huzurunda olma şuuruna erer. Her bir varlıktan Allah'ın isimlerini okuma mertebesine ulaşabilir. Her şeyin her şeyiyle Allah'ı isterse bulabilir. Allah bize bu hakikatleri anlamayı, yaşamayı, ruhumuza, nefsimize, aklımıza, vicdanımıza, izanımıza emerek, emdirmeyi, mahsetmeyi der insanlar da önce yaşayarak sonra da güzel anlatmalarla örnek olmayı nasip ve müessir etsin. Ve ahru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.